Merhabalar. Bugün sizlere ünlü Avusturyalı yazar Hermann Broch ve onun başyapıtı olan eseri Verdius'un Ölümünden bahsedeceğim. Verdius'un Ölümü o kadar önemli bir eser ki modern edebiyat tarihinin önemli romanlarından bir tanesi olarak kabul edilir. Hatta yazarını Franz Kafka, Robert Musil, James Joyce, Marcel Proust gibi çağdaşlarıyla bir arada anılmasına sebebiyet vermiştir. Hatta enteresandır. Bu kitabın yazılmasında, yani basılmasında daha doğrusu, James Joyce'un da önemli bir etkisi vardır. Hermann Broch 1886 yılında Avusturya'nın Viyana şehrinde doğuyor. Kendisi bir Yahudi bir ailesi var. Maalesef işte malum Almanya'da Nazi devletlerin 1900'lerin ilerleyen döneminde Naziler başa geçiyor. Ve 1938 yılında Avusturya'da Gestapo yazarı tutukluyor. Fakat bir süre sonra serbest bırakıyor. Ve o arada James Joyce'un başını çektiği bir yazar çevirmen grubu onu Amerika'ya kaçırıyor. Ve Amerika'ya kaçırdıktan sonra ilk eserlerini, romanlarını yayınlamaya başlıyor Hermann Broch. Ve Vergilius'un ölümünü 1935 yılında yazmaya başlıyor. Ve süreç onu 1945 yılında kitabın basılmasına kadar götürüyor bu süreç. Hakikaten çok dev bir eser. Çevirmeni Ahmet Cemal tam 40 yıl uğraşmış bu kitabın çevirmesi için. Hatta şöyle der Ahmet Cemal. Sadece Vergilius'un ölümü haricindeki bütün eserleri çevirirken o esere kültürümün yeteceğini, her iki dilde de yetkinliğimin yeteceğine emin olduysam o eserleri çevirdim. Yoksa erteledim. Sadece Vergilius'un ölümü hariç. Vergilius'un ölümünün çevirmenliğinin daha ilk zamanlarında karşılaşmıştım. Ve bu kitaba hayatımı adayacağımı düşünmüştüm diye söyler. Ve gerçekten de tam 40 yılını vakfeder. Yani bölüm bölüm zaman zaman devam etmiş bir çeviriden bahsediyoruz. Ve bu kitabı çevirmeye başladığı zaman Ahmet Cemal orta bir yayın evi de yok. Yani yayınlanmayacağını da düşünmüyor Ahmet Cemal. Yani öyle bir plan da yapmamış. Ve iyi ki de yetişebilmiş çünkü 2017'de kaybettik Ahmet Cemal'i. Kitap 2012 yılında İTAKİ yayınlarından ilk olarak birinci baskısı yaptı Vergilius'un Ölümü kitabı. O yüzden iyi ki ömrü yetebilmiş ve böyle bir dev eseri Türkçe'ye kazandırabilmiş Ahmet Cemal. Gerçekten Almancadan çevirilerde bence Türkiye'de en iyisi. Kamuran Şipar gibi çok değerli çevirmenler de var Ahmet Arpat gibi ama bence en iyisi Ahmet Cemal. Ve gerçekten çok dev eserleri. Körleşmeyi de işte Vergilius'un Ölümünü de Niteksiz Adamı da birçok dev eseri çevirmiş. O yüzden ona şükranlarımız sonsuz diyebilirim. Yazar 1945 yılında bu kitabı yayınlıyor ve yayınladıktan itibaren gerçekten edebiyat tarihine geçiyor. Çok ciddi bir ses getiriyor. Çünkü anlattığı hikaye milattan önce yaşayan bir şairin ölüme giden son 18 saatini anlatıyor. Ve muazzam bir dil kullanımı var gerçekten. Yani hakikaten daha kitabın birinci sayfasından son anına kadar bir düz yazı şiir gibi. Ama tabii ki bir roman. Fakat olay örgüsü az bir roman. Daha çok karakterin, yani karakter dediğimizde kişi de dediğim gibi milattan önce yaşamış Vergilius'un anlatımları daha çok da. Onun iç diyalogları, bir bölümde Sezar Augustus, Roma İmparatoru Sezar Augustus'la bir diyaloglar var. Toprak bölümünde ve bu 18 saatlik zaman dilimini anlatır. Biraz Vergilius'tan bahsedeyim. Publius Vergilius Maro. Milattan önce 70 ile milattan önce 19. yıllarda yaşamış kendisi. İşte Roma'da Sezar Augustus döneminde. Aeneas Destanı ile biliniyor. Roma döneminin yani o dönemin en büyük destanı olarak biliniyor. Zaten kitapta da kendi sanatı ile ilgili, şiirle ilgili hayal kırıklığını ve Aeneas Destanı'nı yakmak istiyor. Hani yok edilmesi istiyor. Arkadaşlarından bunu rica ediyor. Hasta kendisi. Tabii ki Sezar Augustus izin vermiyor. Öyle bir durum var. Yani Vergilius bu destanla bilinen bir şair. Hatta Dante'nin İlahi Komedyası'nda Cehennem bölümünde de Vergilius'a yer verilir. O yüzden de hakikaten hani çok önemli bir şair. Ve Hermann Broch ondan yüzlerce, yüzlerce, yüzlerce yıl sonra onun ölüme giden yolunu yazmak istemiş. Böyle de özel bir eser. Yani geçmişe dair, sanata dair,
yüzyıllar öncesine dair bir atıfın bulunduğu çok farklı ve enteresan bir roman. Fakat bunu zaten diğer çağdaşlarına da görebiliyoruz. Yani James Joyce'un Ulysses'i de malum Homeros'un destanlarına atıfla yapılmış bir eser. Keza Proust'un Kayıp Zamanın İzinde serisinde muazzam bir dil görürüz. O da bir geçmişe, bir önceki klasik döneme bir atıf vardır. Keza Robert Musil'in Telix Adamı'nda da birçok felsefik düşünce ve birçok çağa atıfta bulunduğunu görürüz. O dönemin o modern edebiyatın gerçekten modern edebiyatın başındaki birçok eserde, birçok iyi eserde tabii ki bulunan bir şey. Fakat Vergil sunumu hepsinden bir anlamda biraz ayrılıyor. Çünkü Vergilius gibi gerçek hayatta yaşamış fakat çok çok önceki yıllarda, önceki yüzyıllarda yaşamış, hatta milattan önce dönemde yaşamış bir şairden bahseder. Onun ölüme giden 18 saatlik yolundan bahseder. Şöyle, su, ateş, toprak ve hava, dört element ve dörde ayrılır kitap. Su bölümünde Brindisi limanına gelir Vergilius. Bir hastadır. Gemiyle Brindisi'ye gelir. O gemide hastayken gördükleri çok canını acıtır. Kürek mahkum olanların kürek çekişleri, fakat bazı işte oradaki zenginlerin yiyip içmesi, öbürlerinin açlıktan kıvranması, susuzluktan kıvranması, bu onda kötü duygular besler. Hatta işte Brindisi limanından taşınırken kralın sarayına doğru işte onun tahteveran üstünde gitmesi, bu sıra, halkın içinden de geçerli. Oradaki halkın ona kötü bakışı da onu etkiler. Onu taşıyanların o kendisinin onlara yük olduğunu düşünür ve o da canını çok acıtır. Su bölümünü böyle atlatırız ve ateş bölümüne geçer. Ateş bölümü kitabın en zor bölümü. Çünkü kitabını da ateş bölümünde Vergilius kendi iç diyalogları başlar. Yani bir monologlar başlar. Yaptığı sanatın boşluğunu düşünür. Ben bunları yazıyorum ama ben bu kadar değer görecek bir adam mıyım der. Yani işte yazdığı o büyük destanla kafası çelişir. Ben bu sanatı niye yapıyorum? O zaman hani sanat bir işe yaramıyorsa, gerçekten yaptığım sanat bu kadar değerli mi? Ben insanları değiştirebiliyor muyum? Ben topluma fayda sağlayabiliyor muyum? Gibi çeşitli düşünceler oluşur kafasında. Ve kendiyle bir çatışma başlar. Dediğim gibi yani bu bölüm hakikaten kitabın en ateş bölümü, en zor bölümü. Toprakta ise artık arkadaşlarının yakılmasını isteğini bildirmiştir. Yani yok edeceğini söylemiştir. Arkadaş da vazgeçirmeye çalışır. Fakat Sezar Augustus gelir. Ve Sezar Augustus'la bir diyalogları başlar uzun süreli. Orada da işte yakmak istediğini söyler. Sezar Augustus'a onun çok büyük sanatçı olduğunu, sanatının bu halk için çok önemli olduğunu, bu imparatorluk için çok önemli olduğunu, onun çok önemli bir adam olduğunu yaptıklarıyla ifade eder. Vergilius ise buna her seferinde böyle olmadığı ile ilgili bir aralarında konuşma geçer. Fakat en sonunda Sezar Augustus aslında yakılmaması ve yok edilmemesi noktasında bir anlamda tam ikna olmasa da Vergilius'u ikna etmiş olur sonuçta Sezar Augustus karşısındaki. Hava bölümünde ise artık şairin ölüme giden yolculuğudur. O böyle su gibi akan bir bölümdür ama orada da işte hayal gerçek kısmı, artık o ölüme giden son nokta kısmı birazcık oradaki anlatım da zor. Ama hani en zor bölümü gerçekten ateş ve toprak. Toprakta yine bir diyalog olduğu için karşılıklı bir şekilde adapte olabiliyorsunuz ama ateş bölümü gerçekten o iç monologlar, iç sorgulayışlar çok zorlayıcı. O yüzden kitap anlatım olarak da zor bir kitap. Fakat dili harikulade. Çok şiirsel bir dil var. Ahmet Cemal'in muhteşem bir çevirisi var. Fakat tabii ki anlattıkları dönem itibariyle milattan önceden bahsediyoruz. Yoğun bir farklı felsefe var, mitolojilere gidiş var, destanlara gidiş var doğal olarak. O yüzden anlatım olarak okuru zorlayıcı. Peki bu kitabı nasıl okuyabiliriz yani? İki tip aslında okuması var kitabı. Bir benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Ben kitaplara pek ön hazırlık yapmayı seven bir okur değilim.
direkt kitapları bodoslama dalıyorum. Vercüs'ün ölümü de öyle oldu benim için. Yani tabii bir bilgim vardı Hermann Broch'la Vercüs'ün kim olduğu ile ilgili ama o kadardı. Sınırlıydı. Ve ben kendi daha önceki birikimlerimden, edebiyat birikimlerime güvenip kitaba direkt öylesine daldım. Ve benim için gerçekten çok güzel bir edebi yolculuk oldu. Yani ben edebi manada alacağımı aldım kitaptan. Ama ikinci bir aşamada da hani bundan sonrası için de bu kitabı aradan belli bir süre geçtikten sonra tekrar okumak istiyorum. Ve arada işte Vergilius'un Anasazi Destanı'nı da okumak istiyorum. Vergilius'la ilgili farklı şeyleri de okumak istiyorum. Yani onunla ilgili yapılmış çalışmaları da okumak istiyorum. Yani bu bana bir şaire ve onun yaptıklarına dair bir merak uyandırdı ilk okumam. İkincisinde de Vergilius'un ölümünü tekrar okumak istiyorum. Bunu yapmayıp şunu da yapabilirsiniz. Bunu yapan okurlara da çok saygım sonsuz. Hani çok ciddi bir ön hazırlık yapabilirsiniz. İşte Dante'nin İlahi Komedyası'nı okuyabilirsiniz. Vergius'un eserlerini okuyabilirsiniz. Homeros'un destanlarını okuyabilirsiniz. Ve böylece işte dönemi Roma döneminin Sezar Augustus'u o dönemin ile ilgili tarih eserleri de okuyabilirsiniz. Ve döneme, şaire, şaire anlatmak istediklerine çok ciddi vakıf olursunuz. Fakat benim tercihim ve önerdiğim kitabı kitap içinde anlamak aslında. Yani tabii ki ön hazırlıklar bir avantaj. Yapılan atıflara, yapılan göndermeleri anlamanız için bir avantaj ama bence kitabı kitap içinde anlamak çok daha zevkli oluyor. Yani çünkü kitabın da size yani dil anlamında bir roman anlamında da verdikleri var. Tabii ki bir dönemi anlatıyor. İşte milattan önceyi anlatıyor, Vergilius'u anlatıyor. Bir şeyler anlatıyor ama bir de kitabın kendi özü var. O özü, o harikulade dili, o anlatımı da alabilirsiniz böyle bir ön hazırlık yapmadan. O yüzden benim tavsiyem ve tercihim de o yönde oldu. Zaten tavsiyem de o. Birinci okumayı kendi edebiyat zevkinize güvenerek, kendi edebiyat birikiminize güvenerek yapın. Ama sonrasında tabii ki şairle ilgili daha çok bilgi edinin, dönemle ilgili eserler okuyun, şairin eserlerini okuyun ve daha sonra ikinci bir Vercüs'ünü tekrar yapın, okuyun. Çünkü bu kitap asla ve asla tek seferde hazmedebileceğiniz bir eser değil. İstediğiniz kadar ön hazırlık yapın. Bu kitabı tek seferde hazmedemezsiniz. Çünkü muazzam bir dil var. Ve hakikaten toprak ve ateş bölümleri beyin yaktırıyor yani. O yüzden hani bu kitabı öyle hazırlık yapsanız da, ön hazırlık yapsanız da ne yaparsanız yapın. Tek seferde zaten çıkarabileceğiniz bir eser değil. Mutlaka birden çok okunması gereken ve birden çok okunmasını da mutlak hak eden bir kitap. Anlatım dili olarak ve belki hayatı sorgulaması anlamında da yani işin felsefi kısmının anlamında da çok kıymetli bir eser. O yüzden ben bu eseri birden çok kez okumanızı tavsiye ediyorum. Ve işte Vergilius'u araştırmanızı, Vergilius'un eserlerini de sonrasında okumanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok modern edebiyat tarihinin çok önemli eserlerinden bir tanesi. Ne kadar şanslıyız ki Ahmet Cemal gibi birisi bu eseri çevirebilmiş ve edebiyatımıza kazandırmış. Hem Ahmet Cemal gerçekten hakkı yenmeyecek eli öpülesi bir insan. Onun emekleri çok büyük Almanca eserlerin çevrilmesi konusunda. O yüzden bu eseri okumanızı tavsiye ediyorum. Okuyun, İthaki Yayınları basıyor kitabı. 500 sayfalık bir kitap. Çok özel bir eser gerçekten. Sizlere edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.